yapayım? Ortalık bende, yemek bende, ütü bende, çamaşır bende. Bir de üstüne üstlük hakaret işitiyorum. Ya, çamaşırı makine yıkasın. Ortalığı makine süpürsün. Ütüye gelince Allah'a emanet. Sen ne işe yarayacaksın bu evde be, süs biberi? Sarışınlar böyledir. Çıtır çerezdir. 35'e kadar fıstık. 36'da birden kuru üzüm. Elbette avukat oluyorum. Sizi gidi körfez dallamaları. Bir koyup üç alan aşağılık şaklamanlar. Sümüklü böceğe bakmış kara bataklar sizi. Sizi gidi Şemsi Paşa pasajında savaşı büzüşe sıcalar sizi. Ne diyorsun? Duydunuz mu bana ne dedi? Anladığım kadarıyla Sibor dedi. Beğenemedin mi lan Balyanço? Hiç kimse bana Balyanço diyemez. Hele Balyanço hiç diyemez. Ben bir halk kahramanıyım. Seni idareye kullanacağım artık. Eskisi gibi genç değiliz. Bir karar aldım artık. Diyete başlıyor. Diyete? Sen? Bundan sonra dozunda kullanacağım malzemeyi. Kovdu ya bunu. Ha? Dışarıda kaldı galibim. Gidecek yeri yok. Ben de sana getirdim. Gelirsin gel. Sizde niye kalmıyor? Ya Menekşe halam amile ya. İşte bebeğe zarar verecek diye korkuyor. Bakıyorum da yerleşmeye başlamışsın be abi. Öyle. Kitaplarımı yerleştiriyordum. Abi be, sen Pembe abla için bütün hayatını bırakıp geldin ama hani burada bizimle yaşayabileceğine emin misin? Ben sizin aranızda yaşarken çok değiştim be Ferhat. Asıl öteki tarafta yaşayamam. Burada biraz yaşayınca onların dünyasının ne kadar sahte olduğunu gördüm. Buradaki dünya gerçek Ferhat. Burada çok daha fazla mutlu olurum ben. Vallahi çok hakikatli adamsın be abi. Yaşa. Siz romanlar yaşadığınız her günü ömrünüzün son günüymüş gibi dolu dolu cıvıl cıvıl yaşıyorsunuz. Ne dünün tasası ne yarının kaygısı. Bugünü yaşıyorsunuz siz. Anın tadını çıkarıyorsunuz. Böyle...